Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kumluca'daki ilk durağı sel mağduru Zülfiye Ceylan'ın evi oldu. Zülfiye Ceylan o ziyarette yaşananları ilk kez CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'da kameraman Sercan Sever'e anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Aralık'ta burada meydana gelen, Kumluca'da meydana gelen sel felaketinde şüphesiz en çok akıllara kazınan anlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zülfiye Ceylan'la birlikte yaptığı telefon görüşmesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte yaptığı telefon görüşmesinde Zülfiye teyzeyi ziyaret edeceğini söylemişti ve sözünü tuttu. Yaklaşık 2 saat boyunca işte bizim de kameraman arkadaşım Sercan Sever'le bulunduğumuz Zülfiye Ceylan'ın iş yerine gitti. Önce pide salonuna gitti. Sonrasında da evini ziyaret etti. Şimdi yanımda kim var? Zülfiye teyze var. Duygularını konuşacağız. Zülfiye teyzem, bir ay önce seninle ağlaya ağlaya konuştuk. Nasıl hissediyorsun şimdi? Şimdi sevincimden ağladım. Çok mutluyum. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Anlatamam. Anlatamam. Allah razı olsun. Gönlümü kırmadı. Çıktı yukarıya. Güzel güzel yedik, içtik. Çayımı, kahvemi, her şeylerimi içti. Şifa olsun. Onun vücutlarına şifa olsun. Allah binlerce razı olsun. Çok mutlu oldum. Vatanımıza, milletimize her zaman için hayırlı soluk soruldu. Daha sorulacak inşallah Rabbim iman gücü kuvveti versin. Onun gönlü yerde karıncayla beraber. O gibi hiçbir daha arkasından hangana doğru bilemem. Allah bilecek. Ne dedi sana ilk karşılaşmanızda? Ne hissettin Zülfiye teyzeciğim? Çok böyle oğlum dedim, oğlum dedim. Öptüm. Oğlum dedim. Yerde karıncayla barabala olan oğlum dedim. 30 senedir sana dua ediyordum. Dualarımı Allah kabul etti dedim. Seni karşıma çıkardı dedim. Allah razı olsun. Nihayet de öyle oldu yani. Çok güzel oldu. Ne dedi sana peki Cumhurbaşkanı? O da sağ ol dedi. Sağ ol dedi bana. Sağ ol dedi. Ben evine çıkacağım, tamam dedi. Ben dedi şurada bir şey yapacağım dedi. Konuşma yapacağım dedi. Ondan sonra dönüp geleceğim dedi. Gitti oraya konuştu, geldi. Allah binlerce razı olsun. Gönlümü kırmadı. Güzel güzel. Çıktı evimin başına, güzel güzel namaz kıldı. Allah'ım binlerce razı olsun. Yedirdim, içirdim, uğrattım. Arkasından ağladım, üzüldüm. Bir anda sevincimden. Bir anda üzüntümden. İkisi bir oldu. Ne ikram ettin Cumhurbaşkanımıza? Pide ikram ettim. Dolma ikram ettim. Yoğurt dolmayla koydum. Ondan sonra portakal mandalini ikram ettik. İşte elimizden gelen Allah'ın verdiği nimetlerin hepsinden ikram ettik yani. Ellerinle mi hazırladın hepsini? Ellerimle hazırladım evet. Dolmamı hep ellerimle hazırladım. Pidemi, bazlamamı, bazlama yaptım onun için. Allah'ım şükürler olsun. Bugünlerde gösterdi. Nasibimde bu da varmış. Allah vatanımıza, milletimize huzur, düzen versin. Toplumumuzu hep ıslah etsin. Hep doğru yollarda yürümek nasip etsin. Cümlemizi Muhammed ümmeti kulları. Hiç bekler miydin teyzem Cumhurbaşkanı'nın hiç buraya gelip? Hiç beklemedim. Cenab-ı Allah o karı gerçeğin dağına Allah bir rahmet verdi. Dereler pisliğini aldı geldi. Çavur deresi deriz bu dereye. Bu dereyi dıkadı Allah. Su gidecek yer bulamadı artık. Böyle ovalara dağıldı. Herkeslerin dükkanına, mağazalarına, her yerlere girdi. Girince böyle bir olayın arkasından da devletimiz hemen koştu geldi. İlk önce soylum geldi. Ondan sonra öbürler de geldi. Hep Allah razı olsun. El birliğine geldiler. Bizleri de mutlu ettiler. Üzüntülerimizi paylaştılar. Millete çok para verdiler. Allah razı olsun. Böyle bir devlet görülmüş de yoktur. Bizler, benim babam bizi sabanın sapında besledi, büyüttü. Şimdiki insanlar bilirse kıymetini kalemin ucundan yiyor ekme, bankalardan yiyor ekme. Ne kadar güzel bir şey. Bunu takdir etmeler lazım. Bütün mümin din kardeşlerim. Peki iş yerinin zararları karşılandı mı? Tertemiz olmuş iş yerindeyiz. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Her şeyim çok güzel oldu. Her şeyim evvelkinden de daha güzel oldu. Evvel yıprandıydı hepsi. Allah kürüdü gitti, bir duvar kaldı. Allah'ım da yardım etti. Cenab-ı Allah'ım çok güzel. Devletimiz
her zaman için ayakta dursun. Allah binlerce razı olsun. Teşekkür ederiz Zülfiye teyzeciğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti Zülfiye teyzeye. Geleceğim yanına demişti. Yurt dışı ziyaretiydi. Ziyaretindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kumluca'ya ayak basar basmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan Zülfiye teyzenin Kumluca'daki evine ve iş yerine geldi. Onun pidesini yedi. Sözünü tuttu. Biz de kameraman arkadaşım Sercan Sever'le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o ziyaretinden sonra İlk kez Zülfiye teyzeye mikrofon uzattık. Onun o mutluluk gözyaşlarını ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü Kumluca'dan bir kez daha merkeze bırakalım.